Evet sevgili canlar dostlar merhaba ben Cem Kervan. Nasılsınız? Bu hafta haktan mı kuldan mı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz İsa Ruhullah'ın döneminde bir mezhep vardı, bir cemaat vardı. Ferisi cemaati çok katı, çok yobaz, bağnaz bir mezhep ve hep İsa'ya karşılar. Hep onu köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Sözlerinde bir yanlış bulmak istiyorlar. Şimdi bu sefer geliyorlar, senin yetkin, senin icazetin nereden geliyor? Hak'tan mı geliyor, Allah'tan mı geliyor yoksa kuldan mı? Sadece insandan mı? Sadece bir beşeri, dünyevi bir şey midir? Şimdi İsa bu soruyu başka bir soruyla cevap veriyor. Diyor ki ben bir soru soracağım. Siz buna cevap verirsiniz. Zaten ben cevap vereceğim yani. Benim yetkim, benim icazetim haktan mıdır, kuldan mıdır? Yahya peygamberin yetkisi, Yahya peygamberin icazeti haktan mıdır, kuldan mıdır diye soruyor. Şimdi bu adamlar düşünüyorlar, biraz uzaklaşıyorlar, toplanıyorlar. Ya nasıl bir cevap versek acaba? İşte haktan desek, o zaman niye inanmadınız diye soracak bize. Yok, kuldan icazet almıştır, yani önemsiz bir icazet almış desek, ama halktan korkuyorlar. Çünkü halk Yahya peygamberi peygamber olarak kabul ediyor. Onun için dönüp İsa'ya tekrar geliyorlar. Diyorlar ki bilmiyoruz. Haktan mıdır, kuldan mıdır bilmiyoruz. Yani Yahya'nın icazeti, Yahya'nın yetkisi nereden geldiğini bilmiyoruz. İsa diyor tamam o zaman madem öyle ben de cevap vermeyeceğim size. Bunu bir deyiş haline getirdim ve sizinle paylaşmak istedim. Yobaz İsa Şah'a vardı sordular Yetkin haktan mı kuldan mı Bir güruh yobaz İsa Şah'a vardı sordular Yetkin haktan mı kuldan mı İcazet kimden aldın diye sordu bu icazetin haktan mı Kuldan mı? İcazet kimden aldın diye sordu bu icazetin haktan mı? Kuldan mı? Kötü niyetlerini anladı soruyu bir soruyla cevapladı. Şah kötü niyetlerini anladı soruyu bir soruyla cevapladı. Dedi Yahya icazet kimden aldı onun yetkisi haktan mı kuldan mı? Dedi Yahya icazet kimden aldı onun yetkisi haktan mı kuldan mı? Dediler Allah
Allah'tan desek, bir türlü ne desek, insandan desek bir türlü. Dediler Allah'tan desek, bir türlü ne desek, insandan desek bir türlü. Dediler biz bilmiyoruz, bir türlü onun yetkisi haktan mı kuldan mı? Dediler biz bilmiyoruz, bir türlü onun yetkisi haktan mı kuldan mı? Şah İsa dedi ki madem öyle ben de sizlere de söylemem. Kervanım Şah İsa dedi ki madem öyle ben de sizlere de söylemem. Nereden geldi benim yüce yekim bu icazetim, haktan mı kuldan mı? Nereden geldi benim yüce yekim bu icazetim, haktan mı kuldan mı? Evet, izlediğiniz için yine teşekkür ederim. Evet, İsa'nın yetkisi, icazeti nereden geldi? Hak'tan mı geldi? Yoksa herhangi bir insandan mı geldi? Kuldan mı geldi? Sanırım siz de bunun cevabını biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Direkt Hak'tan geldi. Mucizevi bir şekilde dünyaya geldi. Babasız, yani mucize olarak. Bakire bir kız onu doğurdu. Dünyaya geldi. Bir sürü mucize yaptı, şifa dağıttı, hatta ölüleri bile diriltti. Sonra mucizevi bir şekilde dünyadan ayrıldı ve tekrar mucizevi bir şekilde dünyaya gelecek. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin ve yorum da yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz kanalıma. Haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.